Şimdi Ecmi abi, sahayı konuştuk. Hani kasayı da biraz konuştuk. Ama masa. Yani yavaş yavaş da noktalayacağız programımızı. Şimdi kuvvet kaybediyor Trabzonspor. Masa durum ne abi? Trabzonspor kuvvet kaybediyor. Güç kaybediyor. Misyon kaybediyor masada. Geçen yıl şahaneydi. Bu sene yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bak söylüyorum. Devrede mutlaka bunu açarsan daha bir bak diyeceğiz mesela. Şu anda Trabzonspor fevkalade bir şekilde değer kaybediyor masada. Şampiyon olduğumuzu öyle veya böyle kasamız iyiydi. Sağımız zaten şahaneydi. Masamız güçlüydü. Rakiplerimiz o zamanlar ne yaptı? Ya bunların gücü nereden geliyor dedi, dendi. Araştırıldı. Ya hem kasayı bırak dedi ya, sağ ve masa. Altyapı bunlar da kuvvetli falan filan. Bunları değiştirmeye çalıştılar. Nitekim. Şimdi de... Değiştirdiler de. Tabii. Deşifre ettiler. Şimdi ne yaptı? Şimdi masa. Federasyonda olsun, MHK'de olsun, orada burada kuvvetliyiz, güçlüyüz. Hakkımız daha yenmemeye başladı. Şu şeyler falan, barlar. Ha şimdi bu gücü ne yapacaksın? Onun için ne diyoruz biz? Arkadaşlar, Trabzonspor'un gücünü kendi gücünü sayma. Çalış. Çalışalım. Trabzonspor'u çalışalım edelim diyelim. Yani ben Trabzonspor'u falan, sana bu Trabzonspor rozeti, şey bilmem logosu. Onun için masayı kuvvetli, özellikle tamam, bir de önceliği de ekleyelim buraya, masayı kuvvetli tutmamız gerekiyor. Şimdi Mustafa Hacı Kerimoğlu Futbol Federasyonu'ndaydı, bir basın toplantısı düzenledi. Ben de bizzat katıldım oraya, kendisiyle de görüşme fırsatım oldu. Gerçekten iyi bir Trabzonsporlu, onu net olarak söyleyebilirim. Böyle haksızlığa çok gelemeyen de bir insan, hani tam bir Karadenizli desek yeridir. Onu belirtmek isterim. Trabzonspor'un haklarını savunma noktasında çok ciddi mücadelelere verdi. Aslında Trabzonspor'u demeyelim, adaletsizlikle mücadele noktasında verdi. Böyle bir isim yeni dönemde yer almadı. Trabzonspor'dan bir yönetici istifa etti, Yalçın Orhan. O girdi Futbol Federasyonu'na. Ya şimdi şu var, rakip tabii ki toplantılarda Trabzonspor'un menfaatini koruyanlar istemez. Aynı şekilde Fenerbahçe olsa Trabzon istemez. Böyle de bu işler yani. Niye o atlayacak oğlum? Hep bu konu üzerinde mütalaa, müzakere edecek mesela bu adamla falan. Şimdi biz de biliyoruz Mustafa Bey'in orada neler yaptığını. Şimdi o gelecek o adamlar, yani oradaki adamlar bilmiyorlar Mustafa Bey yani herhangi bir şey yapacağımız zaman falan bat elini masaya vuracağını. Vurdu da. Burada işe dur diyecek olan bence Trabzonspor'un yönetimiydi. Hayır. Okudum ben şeyi. Biliyoruz sadece. Trabzonspor'un iki tane şeyi var orada. Ahmet, Mehmet, kimse mesela. 7 kişiyle girer, 8 kişiyle girer, şey neyse önemli değil o. İki kişi ben oraya temsiline adam yollayacağım. Ahmet'le Mustafa, bitti. Sen bunu da Fenerbahçe'ye 3 tane yolluyorsa 3 tane yollayacağım. 5 tane yollayacağım, 5 tane yollayacağım. Ben 4 büyükte bir takımım. 4. büyük değilim ben. 4 büyük takımın bir tanesiyim ben. Ve sezonu şampiyonlukla kapattın. Elbette ki şampiyonuyum ben. Bu adamla bu adam girecek. Lambe'de yok, Cimi'de yok bunun. Sen şimdi burada onu tam koruyamazsan, ona desteği vereceğin desteği vermezsen, rakip anlar ha bu kendim yekün istiyor bunu dediği an tık ayağın altına sabunu konuştu. Şey yaptı. Burada bence yönetimin çok büyük hatası var. Yönetim Trabzonspor'un federasyonunda olsun, MHK'de olsun, yani Ankara'daki işlemlerinin zora sokulmasını şey yaptı, sağladı bence. Orada direnmesi lazım. Orada hayır, o değil, böyle olacak. Yani senin dediğin değil, benim dediğim olacak. Evet, belki federasyon dediği olacak ama bana o şeyi vermişsin. Fenerbahçe şu adamları al diyorsa, Galatasaray bu adamları al diyorsa, Beşiktaş budur diyorsa, Gaziantep şunu diyorsa, ben Trabzonspor'um ya. Ben Trabzonspor'da şu adamlardır derim, kapatırım abi, nokta. Öyle değil mi? Ben bunu demiyorsam yavaş yavaş masayı kaybediyorum anlamına gelir bu. Yarınlarda bu sefer sıkıntı çıktığı zaman Ya bu ya deme. Sen burada böyle yaparsan orada çok daha şey yaparsın. Ben Necim abi yavaş yavaş toparlayacağız. Evet. Yani orada Sayın Mustafa Hacı, ben hani sağ dışını konuşuyoruz. Sayın Hacı Kerimoğlu bir 10 dakika böyle basına açık yaptı. Hani açık derken bunu haber yapabilirsiniz o yönde. Hatta biz de ısrar ettik ki olmaz. 10 dakikalık bölümün dışında sohbet toplantısında söylediği ve verdiği mesajlardan sonra şunu gördük. Trabzonspor'u önümüzdeki sezon saha dışında eğer o birlikteliği olmaz,
ise çok ciddi sıkıntılar, ciddi tabii sorunlar bekliyor Necmi abi. Çok ciddi bir saat, bir buçuk saat anlatmak istediğimiz o yani. İşte. Evet. Bunları size olabilir, olabilecek işler bunlar yani bir kulüp için. Ya şampiyon oluyorsun, kolay değil yani bu. Ha bunun için ne yapmamız lazım? Bu takımın şampiyon ol, bak neydi o zamanlar değil mi? Bir dış kuvvetleri vardır demiştik. Hatırlarsın, bir iç kuvvetleri var. İç kuvvet önemli değil. Halledilir onlar. Ama dış kuvvetleri zor. Bir de iç kuvvetleri mesela rakibini görmediğin için onlar zaten senden bunu alıyorlar. Kesinlikle. Tabii, yani biz ediyoruz burada Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun ismini zikretmemizdeki gaye şu. Gerçekten adalet noktasında ve haksızlığı mücadele noktasında ciddi bir efor sarf etti. Bunu çok yakinen biliyoruz. Bu sadece Trabzonspor için değil, Türk futbolunun gelişmesi için orada verdiği mücadeleyi çok yakinen biliyoruz. Yani bu noktada da ben şunu net olarak söyleyeyim. Ne yazık ki Trabzonspor yönetimi ve Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu, Mustafa Hacı Kerimoğlu noktasında ciddi bir dirayet gösteremedi. Öyle ya. Gösteremedi. Mustafa'yı ya biz yakınında olsa böyle sohbetimiz var. Yani o dönüp yönetime de ya beni burada neden yalnız bıraktınız? Neden savunmadınız? Yani demedim bunları ya. Ya ben senin dizine net söyleyeyim ya. Yani onun belki savunmaya ihtiyacı ben, yok. Yok çünkü, öyle bir yok, talebi de olmadı onun aslında. Biliyorum, biliyorum. Ama yani Trabzonspor'u burada yapmış olduğum işleri siz biliyorsun benden önce falan filan diyorsun. Yani ha tamam geldik bu yani. Sen iş bittikten sonra. Ben bunu sordum Necmi abi. Neydi? Yani. Çok, ben de görüşüm soracağım. Ben sordum yani. Ben dedim bu kadar şeyden sonra ne oldu? Onu onlara sorun dedi. Yani çok detaya girmedi Necmi abi. Detaya girerse gerçekten iş farklı bir tartışma noktasına giderdi. Ama burada Trabzonspor yönetimi ciddi anlamda o zaman bir eksiklik güzel yaptı. Yani burada zararı Trabzonspor dokunacağı için bu kadar söyledi. O kadarını söyledi. Tabii, yani. Güzel, o kadarını güzel söyledi. Şey yaptı yani. Evet.